Biz ne zaman ki tağutları inkar edersek, onlara laf söylersek o zaman bizim de gerçekleşir işte. Ne olur? Herkes size saldırır, sizi susturmaya çalışır, hapse tıkmaya çalışır. Anneleriniz, babalarınız size karşı gelmeye başlar. Her birinize sorayım. Diyeyim ki sen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra hayatında bir şey değişti mi? Yok, değişmedi diyecek. Ama sen çocuğunu okula göndermediğin zaman ne oldu? Annem baban geldi sana. Hayırdır oğlum? Ne oluyor sana? Çocuk cahil mi kalacak? Çocuğunu niye okula göndermiyorsun? Demediler mi? Hepiniz diyeceksiniz evet dediler. Sen oy vermeyeceğim, bunlar kafirdir, müşriktir dediğin zaman sana gelip demediler mi? Oğlum ne diyorsun sen? Senin bu söylediğini kim söyledi bu zamana kadar? Demediler mi? Dediler. Askere gitmiyorum kardeşim, ben tağuta askerlik yapmam dediğin zaman ne oldu? Hemen geldiler sana, dediler ki yapma etme oğlum, hayatını karartacaksın. Bu zamanda böyle şeyler olmaz. Dediler sana. Hah, işte senin la ilahe illallah demen budur işte. Budur. Yoksa senin bu söylediğin kelimenin aynısını bu müşrik toplum söylüyor. İmamlar söylüyor. Tağutlar söylüyor. Senin bu kıldığın namazı tağutlar kılıyor. İmamlar kılıyor. Müşrikler kılıyor. Senin onunla arandaki tek fark işte müşrikleri tekfir etmektir. Onlardan beri olmaktır. Başka bir şey değildir. Yoksa senin kıldığın namaz, tuttuğun oruç, verdiğin zekat bütün müşriklerin yaptığı bir ameldir. Onlar yapıyor diye biz terk etmeyeceğiz. Ancak bizi onlardan ayırt eden nokta bizim onlardan beraatimizdir. Onları tekfir etmemizdir.